Okullarda ikinci dönem bugün başladı. Kantindeki fiyatlar 15 günlük arada zamlandı. Tost 40 lira oldu. Simitten poğaçaya zam oranı yaklaşık %25. Öğrenciler ve veliler fiyatlardan, kantinciler de artan maliyetler ve kiradan şikayetçi. Kantine uğradın mı bugün? Uğradım abla. Nasıldı? Çok pahalı abla. 5 liralık şey 10 lira. Kantine hiç yaklaşamıyor ki çocuklar. Suyunu bile evden koyuyoruz. Sömestr tatiline gittiler. Döndüklerinde kantindeki etiketler değişmişti. İster istemez şartlar bunu gerektiriyordu. %25 civarında bir zam yaptık. Yarı yıl tatili bitti. Okullar başladı başlamasına, ancak öğrenciler kantine gittiklerinde zamlı fiyatlarla karşılaştılar. Bazı ürünlerin fiyatı %25, %30 oranında artarken bazıları da %50 oranında zamlandı. Örneğin birinci dönem kaşarlı tostun fiyatı 30 liraydı ama şu anda baktığımız zaman yeni tarife 40 liraya kadar çıkmış durumda. Aynı zamanda simit ve poğaçayı görüyorsunuz. Onların da fiyatı birinci dönem 12 liraydı. Şu anda 15 lira ve çay. Çaya da geldiğimizde birinci dönem 10 liraydı. Şu anda 15 lira. Kaşara çok fazla zam geldi. Ekmeğe zam geldi. Bunu yapmak zorunda kaldık. Artık aldı başını gidiyor. Biz bile artık yetişemiyoruz gerçekten. Diyelim ki bir öğrenci kantinden kaşarlı tost, ayran ve su aldı. Kaşarlı tostun fiyatı 40 lira, ayranın fiyatı 13 lira ve suyun da fiyatı 6 lira. Yani ödeyeceği toplam ücret 59 lira oluyor. Şu durumda da bir öğrencinin harçlığının minimum 60 lira olması gerekiyor. Senin harçlığın ne kadar? Vallahi bugün 50 liramız vardı. Yarın değişir. Belli olmuyor. Fiyat artışının sebebine gelince. En büyük gerekçemiz şu. Kiraların %300, %500 kira artışı olmasından kaynaklanıyor. Bir. En büyük faktör bu. İkinci ise girdilere gelen zamdır. Üçüncüsü ise personele gelen yeni asgari ücretin artışından dolayı veya da elektrik, su, doğal gazının artışından dolayı kaynaklanıyor. Esnafta, anne babalar da dertli. Ürünlerin ücreti artınca kantine giden öğrencilerin sayısı da azaldı. Şu anda kantine uğrayan çocukların sayısı %20. Bizim çocuğumuz kantinden zaten alışveriş yapamıyor. Ne yapıyor ihtiyaçlarını acıktığında? Evden götürüyoruz. Evden götürüyorlar. Burada bütün çocuklar evden taşıyorlar.